Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabındaki çember analitiği konusundaki 5. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Çözümlere başlayalım. Şekildeki dik koordinat düzleminin ikinci bölgesinde eksenlere ve D doğrusuna teğet olan çember verilmiştir. Öncelikle şurası 5 verilmiş, burası 12 verilmiş. 5, 12, 13 üçgeninden burası 13 olur mu? Olur. Merkez burasıysa, merkez varsa, teğet varsa, çek dik, çek dik yapacak olursak. Hocam burası R, burası R. Burası 90, burası 90, burası 90 olduğundan burada bir dikdörtgen, hatta kare oluştu. O zaman burası da R, burası da R oldu. Buraya ne kaldı? 5 eksi R kaldı. Buraya ne kaldı? 12 eksi R kaldı. Teğet uzunlukları birbirine eşit. Yani burası da 12 eksi R. Burası 5 eksi R ise burası da 5 eksi R yapar. Teğet uzunluklarının eşit olmasından. Toplamda bu uzunluk, yani 12 eksi R artı 5 eksi R eşittir 13 olduğundan dolayı, şurası 17, eksi 2R'yi öbür tarafa atalım, artı 2R. 17'den 13 çıkınca da 4 kaldı. R'yi de böylelikle 2 bulduk. O zaman R'yi 2 bulduysak dostum, merkezi ne yaptı? 2 birim solda, 2 birim yukarıda. Yani eksi 2'ye 2 yaptı. Merkezi eksi 2'ye 2. Yarı çapıda 2 olan çember denklemi isteniliyor bizden. Yani x eksi eksi 2'nin karesi, x artı 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 2'nin karesinden dolayı. X kare artı 4, x artı 4 artı y kare eksi 4, y artı 4 eşittir 4 yaptı. 4'ler sadeleşti. Buradan da x kare artı y kare artı 4, x eksi 4, y artı 4 eşit 0 geldi. Yani cevap böylelikle Balıkesir yaptı. Birinci soru Balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. Şekildeki dik koordinat düzleminde kırmızı boyalı çember x eksenine, x eksenine A, y eksenine ve yeşil boyalı çembere B noktasında teğettir. Evet. Y eksenine burada T etmiş, B noktasında bir de yeşil boyalı çembere T etmiş. Yeşil boyalı çember X eksenini 2'ye 0 ve 8'e 0'da kesiyor. Evet, burası 2 birim. Şurası da 8 noktası olduğu için şu uzunluğun tamamı 8. Yani şurası kaç yaptı? 6 yaptı. Burada merkez varsa, kiriş varsa, çek dik yapsak. 2 eş parçaya böldüm, böldü. 3, 3. Merkez varsa, teğet varsa, çek dik yapsak. Hocam şurası 3, 2 daha 5 yaptı, 5. Yarıçap uzunluğu ne yaptı? 5 yaptı. En etkili silahımız yarıçap çizmekte. Al sana yarıçap, 5. Yani çember analitiğinde çember bilgisini kullanacaksın. Bak 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden 4 çıktı burası. Bu çemberin merkezi burasıysa merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektikten dolayı 4 ya. Burası da 4, bu doğrusal oldu. Yani bunun ki ordinatı 4 oldu. Burası 4 ise burası da 4 oldu. O zaman bu kırmızı çemberin merkezi eksi 4'e 4 oldu. Yarı çapı da 4 oldu. Kırmızı boyalı çemberin denklemi isteniyor. Yani x eksi eksi 4'ün karesi, x artı 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir 4'ün karesinden dolayı. X kare artı 8x artı 16 artı y kare eksi 8y artı 16 eşittir 16 oldu. 16'lar sadeleşti. X kare artı y kare artı 8x eksi 8y artı 16 eşittir 0 şeklinde cevaba ulaşırız. Yani cevap böylelikle Balıkesir yaptı. Bakalım, evet, Balıkesir yaptı. İkinci soru Balıkesir oldu. Geldik 3'e. Şimdi İki tane çember verilmiş. Bu çemberlerin birbirine göre durumları soruluyor. Evet, çemberdeki birinci merkezimiz nedir? 3'e eksi 2. Yarı çapı nedir? 4. Öbürü merkezimiz nedir? Buna da merkez 2 diyelim. Eksi 5'e 4'tür. Yarı çapı da nedir? 6'dır. Şimdi birinci çemberi çizelim. Birinci çemberi çizdik. Birinci çemberin merkezi 3'e eksi 2. Yarı çapı da kaç? Yarı çapı da 4. Sonra yarı çapı 4 oldu. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Hatta buraya çizeyim. Sonra şu iki nokta arasındaki uzaklık nedir arkadaşlar? 6, 8, 10 üçgeni değil mi? Evet, x'ler farkı 8, y'ler farkı 6, 6, 8, 10 üçgeninden 10. O zaman iki nokta arasındaki uzaklık 10 birim olacak. Bak 4 burada ya. Şu merkez burasıysa şuradan iki nokta arasındaki uzaklık 10 birim olacak şekilde M2'yi buldum ben. Şurası M1'di. M2'nin de yarıçapı 6. Zaten tamamı 10 birimdi. Buraya da 6 birim kaldı. O zaman bizim M2 çemberimizde şu şekilde olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Tam yarıçapı 6 olacak şekilde çizdiğimiz zaman. Ne oldu? Birbirine dıştan teğet iki çember oldu. Birbirinin dışında. Bakayım ne diyor? Çember durumlarından bahsediyor. Dıştan teğet şıkkı var. O zaman 3. soru edremit oldu. Geldik 4'e. Şimdi burada M'ye 6 verilmiş. Arkadaşlar M'ye 6 verilmişse çemberler merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Ya da çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir. Merkez varsa teğet varsa çektik. Evet. Bunun ordinatı kaç verilmiş? 6 verilmiş. Şurası 6. Hocam burası 90 derece. Bu N'ye 2 verilmiş. Bunun da yarıçapı 2 mi oldu o zaman? O zaman burası da 2. Bunun yarıçapını bilmiyorum. R. Burası da R mi? Evet.
Şurası 6 ise teğet teğet uzunlukları birbirine eşit olduğundan burası da 6. E buradaki teğet teğet uzunlukları eşit olduğundan burası da 6 oldu. E ne yapacağız? 90 dereceler havada uçtuğu zaman dikdörtgene karşılık getirmeyi biz ta dik üçgenden beri biliyoruz. O zaman burada dikdörtgene şöyle tamamlayacak olursam eğer 6 iken 6, e buraya 4 kaldı. 6 iken 6, buraya da 6 eksi r kaldı. Pisagor. Yani r artı 2'nin karesi eşittir 4'ün karesi artı 6 eksi r'nin karesi olacaktır buradan. E burada işlemde r'yi buluruz. 4 varsa 3, 4, 5 üçgenidir. R yerine 3 koyarsam burası 5, burası da 3 oluyor mu? Oluyor. Yani r böylelikle 3 çıktı arkadaşlar. D doğrusunun denklemi isteniyor bizden. D doğrusunun denklemi isteniyor yalnız bizden. R'yi 3 bulmak bir işimize yarar mı? Hocam şuradakinin yarıçapı 3. R'yi 3 bulduk. D doğrusunun denklemi. Burada nasıl bir hamle yapabiliriz? Hocam şurayı 3 bulduk ya. Şimdi ben bu doğrunun denklemini bulmak istiyorsam bu y eşittir mx şeklinde bir doğrudur. Benim bunu bulmam için neyi bulmam lazım? Buradaki açının tanjantını bulmam lazım. Tanjant alfa. M dediğimiz tanjant alfa. Bak y eşittir mx şeklinde bulduk. M de tanjant alfa eşit. Hocam tanjant alfa şurada dik üçgen var. Ya da alfa 90 sa şurası nedir? Beta. Beta 90 sa burası alfa oldu. E tanjant alfayı şuradaki üçgenden de bulabilirim ben. Tanjant alfa neye eşittir arkadaşım? Bak. 3 bölü 4'e eşit. E o zaman doğru denklemimiz çıktı. Y eşittir 3 bölü 4 x oldu. Öyle bir şıklarda yok. Düzenleyelim. 4 y eşittir 3 x şıklarda var. Yani cevap böylelikle Balıkesir yaptı. Gerçekten güzel bir soru. 4. soru Balıkesir oldu. Geldik 5. soruya. Evet. X kare artı y kare eşittir 4 çemberi verilmiş. M ile N arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Şimdi bu ne demek? Çemberin merkezi 0'a 0, yarıçapı da 2 demek değil midir? Evet. Şu büyük yarıçapı 2 bulduk. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştiriyoruz. Şu merkezler birleştirmiş zaten. Bu da 1, bu da 1. Mavi çemberin yarıçapını 1 bulduk. Burada merkez varsa, teğet varsa çektik. Çektik yapacak olursak. Bir de çemberler birbirine değmiş, merkezleri birleştirsek. Hocam bunun yarıçapı R olsun. E burası da R, burası da R, burası da R. R, R, R kök 2 yaptı burası o zaman. Yani R kök 2 artı R büyük çemberin yarıçapına eşit. R kök 2 artı R eşittir 2 olduğundan dolayı. Bizden ne isteniyor bu arada? MN arasındaki uzaklık isteniyor. R'yi ben böylelikle bulurum. Evet R kök 2 artı R böylelikle ne çıktı? 2 çıktı. Burada karesini böyle R'yi bulmaya çalışmayalım. Dursun bakalım bu elimde. Şurada da ben şunu bulmaya çalışayım. Şu nokta arasındaki uzaklık. Hocam o nokta arasındaki uzaklık. M ile N noktası arasındaki uzaklık şu değil mi? Yani burası da R. R'yi bulmadan da belki çıkabilir. Bilmiyorum. Bakacağız. Burada Pisagor bağıntısı yaparsak MN uzunluğu. MN uzunluğunun karesi neye eşittir? Şurada yapayım işlemimi. Sanırım işlem yapacağız. MN uzunluğunun karesi eşittir. R'nin karesi artı R artı 1'in karesine eşit olacak. Yani bu MN'nin karesi neye eşit oldu o zaman? Hocam R kare artı R kare artı 2R artı 1'e eşit oldu. Buradan R kök 2 artı R'yi biliyorum ben. R kök 2 artı R'yi bildiğim için karesini alayım isterseniz bunun. Bakalım belki yerine yazmalık güzel bir şey çıkar. Şunun karesini aldığım zaman. Çünkü ben burada neye ulaşmaya çalışacağım? 2R kare artı 2R artı 1'e ulaşmaya çalışacağım. Bunun karesini aldığım zaman ne oluyor bakalım? Her iki tarafın karesini aldığım zaman. Bu birincinin karesi 2R kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 2 kök 2 R artı ikincinin karesi de R kare eşittir 2 yaptı. Vallahi burada yerine yazılacak bir değer gelecek diye zannettim ama maalesef gelmedi. O yüzden burada R'yi bulmaya yönelik hamle yapacağım. R'yi bulup yerine yazacağım. Başka da bir şey yapamam arkadaşlar. Burada çarpanlara ayrılıyor mu bu? Bakalım. Şurada R parantezine alınacak. Kök 2 artı 1 eşittir 2 yaptı. R de buradan 2 bölü kök 2 artı 1 yaptı. Kök 2 eksi 1 eşitleriyle çarparsam R de 2 çarpı kök 2 eksi 1 bölü 1'e eşit oldu. Karesi eksi karesinden dolayı. Yani R buradan 2 kök 2 eksi 2'ye eşit oldu. Evet. R buradan 2 kök 2 eksi 2'ye eşit olduysa burada yerine yazacağım. Hadi yazalım. 2 çarpı 2 kök 2 eksi 2 artı 2 çarpı 2 kök 2 eksi 2. Tabi burada karesi de var. Artı 1. Hadi bakalım. Şunu karesini aldığımız zaman. Birincinin karesi kaç yapıyor? 2 kök 2'nin karesi 8. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8 kök 2 artı 4 yaptı. Bu. Bir de 2 ile çarpacağız bunu. 2 ile çarptığınız zaman şu 12 yaptı. 12'nin iki katı 24 yaptı. Eksi 16 kök 2 yaptı. Bu eksi 8 kök 2'nin katı. Sonra artı 4 kök 2 eksi 4 artı 1 yaptı burası. Evet. Burası kaçtı? 24'tü.
24. 20, 21 mi yaptı burası? Aynen öyle. 21 eksi 12 kök 2'ye eşit oldu. Evet, 21 eksi 12 kök 2'ye eşit oldu arkadaşlar. MN'nin karesi. Ya sadece işlem. Böylelikle MN'yi de ne buluruz? Kök içinde 21 eksi 12 kök 2 şeklinde buluruz. O zaman cevabımız ne yaptı? Edrebit yaptı. Sadece işlem kalabalığı vardı arkadaşlar burada. 5. soruyu kök içinde 21 eksi 12 kök 2 olarak bulduk. Geldik 6. soruya. X eksi 2 eksi 4 eşit 0 doğrusunda eksenler arasında kalan parçasının çap kabul eden. Arkadaşım burada x yerine 0 yazsak y'si kaç geldi? Sanırım 2 geldi. Yok, eksi 2 geldi. Değil mi? Eksi 2'ye eksi 4 eşit 0'dan. Buradan 2'ye eşittir eksi 4'ten y'ye eksi 2 geldi. Y yerine 0 yazsak, y yerine 0 yazdığımız zaman da x ne geldi? 4 geldi. Hemen analitik düzlemi çizelim arkadaşlar şöyle. Evet, y'si eksi 2 ve x'in de 4 geldi. Y'si eksi 2 ve x'in de 4 olan şu doğru denklemini çizdik. X'i 4, y'si de eksi 2 olan. Evet, şu arada kalan parçayı, şu parçayı ne kabul eden? Çap kabul eden çemberin denklemi soruluyor. Arkadaşlar, o çap kabul eden çember şu şekilde geçmez mi? Çapı gören çevre açı 90 derece, o yüzden tam orijinden geçmek zorunda. Burası ne noktası? Hocam burası 0'a eksi 2 noktası. Burası 4'e 0 noktası. Burası aynı zamanda 2, 4, 2 kök 5. Yani burası kök 5, burası da kök 5 geldi. Yarıçap uzunluğu belli. Şimdi ne bulacağız? Merkezi bulacağız. Merkez de tam burası orta nokta değil mi? 0 artı 4 bölü 2. Merkezimiz 2'ye. Eksi 2 artı 0 bölü 2'den eksi 1. Merkez belli. Yarıçap belli. Denklemi yazalım. X eksi 2'nin karesi artı y eksi eksi 1'in karesi. Yani y artı 1'in karesi eşittir r kare. Kök 5'in karesinden dolayı. Açacak olursak bunu x kare eksi 4 x artı 4 artı y kare artı 2y artı 1 eşittir 5 mi yaptı? Evet. Şuradaki 5 ile buradaki 5 sadeleşsin. X kare artı y kare eksi 4 x artı 2y eşittir 0 şeklinde sonuca ulaşırız. Yani x kare artı y kare eksi 4 x artı 2y 5 şıkkında var. Dolayısıyla 6. soru Balıkesir oldu. Geldik 7. soruya. Dik koordinat düzleminde x kare artı y kare, bu ne demek? Merkezi 0'a 0, yarıçapıda a olan çember de demektir. Çemberinin 2a eksi 2 birim uzunluğundaki kirişlerin orta noktalarının geometrik yer denklemi buymuş. Şimdi şekli çizelim. Hocam şöyle şöyle. Evet, merkezi x kare artı y kare, şöyle bir çember var elimizde. Tamam mı? Bunun yarıçapı a olsun. Evet, x kare artı y kare eşittir a kare. Çemberinin 2a eksi 2 birim uzunluğundaki kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri. Arkadaşım bir çemberin kirişinin orta noktasının geometrik yeri ne yapıyor? Bak, bu kirişin orta noktası burası yapıyor. Merkez burasıysa merkez kiriş çektik. Orta noktası burası. Mesela şuradaki kiriş, merkez kiriş çektik. Tam orta noktası burası. Bu mesela burası. Merkez kiriş çektik. Tam orta noktası burası. Hep de 2a eksi 1, yani şu mesela 6 birim uzunluğundaki kirişlerin orta noktanın geometrik yeri bu. Eşit kirişlere olan uzunluklar birbirine eşit olmaz mı? Evet. Yani buradaki noktanın tam orta noktalarına uzaklıkları da birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Çünkü kirişler eşitse eşit kirişlere çizilen dikmeler de birbirine eşittir. O zaman bu orta noktalar ne olacak? Merkeze şu kadar birim uzaklıktaki noktalar yapacak. İşte bu noktalar da bir çember belirtmez mi? Belirtir. İşte buradaki çember de neymiş? X kare artı y kare eşittir 25. Yani r'si 5 olan çembermiş. Yani yarıçap 5 olan çembermiş. Evet, yarıçap 5 olan çembermiş arkadaşlar. O kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri. Buna göre a kaçtır diye soruluyor. Tam orta noktası mesela burası. Buradan böyle çizdiğimiz zaman burası 2a eksi 2 ya. A eksi 1'e a eksi 1 olacak. Tam orta noktası dik olan yer. E hocam, bunun yarıçapı kaç verilmiş? 5 verilmiş. İşte şu uzaklık 5 olarak olduğunu biliyoruz. Yarıçap daha olduğunu biliyoruz. Hop, en etkili silahımız yarıçap çizmek değil mi? Evet, şuradan bir yarıçap çizersek yarıçapında biz ne olduğunu biliyoruz. Çemberin yarıçapı a'ydı. Şuradaki uzunluk a. E hocam, burada bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Pisagor bağıntısında hadi bakalım a'nın karesi eşittir a eksi 1'in karesi artı 5'in karesi. İşlem işlem işlemle a'yı buluruz. Ne üçgendir arkadaşlar bu? 5 varsa 5 12 13'tür. A yerine 13 yazarsam burası 12 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Buna göre a kaçtır diye soruluyor. Cevap böylelikle ne çıktı arkadaşım? 13 çıktı. Yani işlem yaparsan da cevabı 13 olarak bulursun. Bak, çok güzel bir soru. Evet, herhangi bir kirişin, yani atıyorum 11 uzunluğundaki kirişlerin orta noktaların geometrik yeri yine ne belirtiyormuş? Çember belirtiyormuş. Çünkü oradaki eşit kirişlere olan uzunluklar ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani buradaki o noktasına atıyorum 5 birim uzunluğundaki noktaların geometrik yeri ne oluyor? Bir çember belirtiyor arkadaşlar. İşte o da
x kare artı 20, y kare eşittir 25 şeklindeymiş. Güzel bir soru. ÖSYM daha öncesinde buna benzer bir soru sordu. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, 7. soruyu C'ye bulduk. Geldik 8. soruya. Aşağıda bir denizaltının radar ekranı görünmektedir. Radarın tespit ettiği bir geminin doğrusal bir yolluğu boyunca ilerlerken geçtiği iki nokta şekildeki gibi kırmızı noktalarla işaretlenmiştir. Evet, iki nokta şu kırmızı noktalarla işaretlenmiş. Yani bizim gemimiz nereden geçiyor arkadaşlar? Tam olarak şuradan geçiyor. Evet, radarın geçtiği yol bu. E burada x yerine ben 0 koysam y'si kaç yaptı? 4. Y yerine 0 koysam x'i kaç yaptı? Eksi 4. Yani buradaki nokta eksi 4 yaptı. Buradaki nokta da 4 yaptı. Burası da 45. Burası da 45 geldi mi? Geldi. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada şu iki nokta arasındaki uzaklık soruluyor bize. Arkadaşlar normalde şöyle yapabilirsiniz. Bu çember denklemini yazıp bu çember ile bu doğrunun kesim noktasını bulabilirsiniz. Ama iki tane kesim noktası var. Birinci bölgedeki lazım bize. Sonra bu çember denklemini de yazıp bu çember ile şu doğrunun kesim noktası. Yalnız yine iki tane var. Bir burası bir burası. Ama biz üçüncü bölgedekini alacağız. Sonra iki nokta arasındaki uzaklığı bulacağız. Ve olay bitecek. Ama ben daha kolay bir yoldan bulabilir miyim diye düşünmüyor değilim yani açıkçası. Acaba geometriden yapabilir miyim? İlk etapta geometriden yapayım isterseniz. Burası 45 derece ya. 45-45-90. Bunu 90 dereceye karşılık getirebilirim. Yani şöyle bir 90 derece. Ama tam olarak oradan geçtiğini bilmiyoruz. Şöyle bir 90 dereceye karşılık getirsem. Şu uzunluğa karşılık. Geldi mi? Geldi. Hocam burası 45 ya. Burası da 45. Yarıçap uzunluğu 4 kök 5. E burası da yarıçap uzunluğu 4 kök 5. E bu da yarıçap uzunluğu 4 kök 5. Şöyle bir şey. Buradaki uzunluk kaç birim? 4 birim. Şuraya A dersem 45 45 ise A artı 4 ise burası da A artı 4. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap 4 kök 5. Hocam Pisagor bağıntısından A'yı bulurum. Hatta hisset 1 2 kök 5 üçgen. 4 koyarsak 4 8 4 kök 5 sağlanıyor mu? Evet. Burası 4. Burası 8 mi oldu? Aynen öyle. 4 8 4 kök 5. Bak A yerine 4 yazınca. Peki aynı hamleyi bu sefer şurada da yapayım. Şimdi burası 45 burası 45 bak burası 4 ya. Şuraya bir B dersek B artı 4 ise burası da B artı 4. En etkili silahımız yine yarıçap. Yarıçap uzunluğu da kök 26. Bu sefer kök 26. Kök 26. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı. Burası B burası B artı 4. Burası da kök 26. 2 koyarsam 36 olmadı. 1 koyarsam 1, 20, 1 artı 25 26 yapıyor. Evet B de 1 oldu arkadaşım. Yani şurası 1 çıktı. B 1 ise şurası da 5 oldu. O zaman dik üçgenimiz ne oldu arkadaşlar? Bak burası 1 burası 8. 9 oldu burası. Şurası kaç? 4. Bak şurası 4. Şuradaki uzunluk da 5. Burası da 5. Toplam 9 yaptı burası. 9 9 ise burası da kaç yapıyor? 9 kök 2 yapıyor. Bak dik üçgenden de sonuca ulaşabildik arkadaşlar. Ama tamam dik üçgenden yapılabildiğini gösterdim size. Ben bir de normal yoldan çözeyim arkadaşlar size buradaki soruyu. Hadi bakalım normal yoldan çözelim. Ne yapalım? Öncelikle şu denklemi yazayım ben. Şuradaki doğrunun denklemi nedir? Yarıçapı 4 kök 5. Merkez 0'a 0. X kare artı Y kare eşittir. 4 kök 5'in karesi yani 80'dir. Şunu da şu çemberin denklemi nedir? X kare artı Y kare eşittir. Kök 26'nın karesi 26'dır. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biz şunu yapacağız. Bu doğruyla çemberlerin kesim noktası ya. Bu çemberlerin kesim noktasında kesim noktasını bulacağız. Kesim noktasını bulalım bakalım. Aslında bu nedir? X artı 4 yani y eşittir x artı 4 doğrusu değil midir? Evet bu doğruyla şunu ortak çözüm yapalım. Hadi x kare artı y kare eşittir 80'i ortak çözüm yapalım. Y yerine x artı 4 yazalım. X kare artı y kare yani x artı 4'ün karesi eşittir 80. Bu arkadaşlar 4 koyarsak 64 sağlanıyor. İşlem yaptığınız zaman x kare artı bilmem ne falan filan koyduğunuz zaman x'i 4 olarak bulursunuz. Sanırım 4 mu çıkıyor? Hatta 2 değer çıkması lazım arkadaşlar burada. Değil mi? O 2 değeri de bulalım. X kare artı bu nedir? X kare artı 8x artı 16 eşittir 80 olduğundan 2x kare artı 8x eksi 64 eşit 0 yaptı. Değil mi? Evet x kare artı 4x eksi 32 eşittir 0. 4'e 8 eksi 4'e artı 8 dersem çarptımları eksi 32 toplamları da artı 4 yaptı. Buradan x eksi 4 ve x artı 8 geldi. E burada eşit 0 ise ya x eşittir 4'tür şu 0'a eşitse ya da bu 0'a eşitse x eşittir eksi 8'dir. Yalnız burada x eşittir 4 ve x eşittir eksi 8. Buradaki nokta isteniliyor. Büyük çemberle kesimini bulmaya çalışıyorum ya. Yani apsisinin olması lazım pozitif olması lazım. Yani apsisi 4 olacak. 4'e x yerine 4 yazdığımızda y'si de kaç yapıyor? 8 yapıyor. Bak x yerine 4 yazdığımızda y'si de 8 yaptı. 4'e 8 noktasını bulduk mu bulduk. Şimdi gelelim öbürüne. Bununla buna ortak çözüm yapalım. Hadi bakalım ortak çözüm yaptığımız zaman x kare artı y kare 26'ydı. X kare artı y kare yani y yerine x artı 4 yazıyorum. Eşittir kök 26 olacak.
Buradan x kare artı x kare artı 8x artı 16 eşittir 26 olduğundan 2x kare artı 8x eksi 10 eşit 0 oldu. Buradan x kare artı 4x eksi 5 eşittir 0 oldu. Bu artı 5'e eksi 1 dersek çarpımları eksi 5 toplamları artı 4 yaptı. X artı 5'e x eksi 1 oldu mu burası? Oldu. Eşit 0 olduğundan buradan x eşittir bu 0'a eşitse eksi 5 yapar. Ya da bu 0'a eşitse x eşittir 1 yapar. Ama bizden ne isteniyor? 3. bölgedeki kesim noktası isteniyor. Şu iki nokta arasındaki uzaklık. Normalde bu çember burada da kesişiyor. Yani x eşittir 1'de de kesişiyor ama bizden burası istenmiyor. Şu iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. Yani ben x yerine ne yazacağım arkadaşlar? Eksi 5 yazacağım. X yerine eksi 5 yazdığım zaman da burada y eşittir x artı 4'tü. X yerine eksi 5 yazarsam burası eksi 1 mi çıkıyor? Evet, burası da eksi 1 noktası yaptı arkadaşlar. Şimdi benden iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. Evet, iki nokta arasındaki uzaklık şu 4 eksi eksi 5'in karesi. Yani ya da şöyle yapalım. Eksi 5 eksi 4'ün karesi. Evet, eksi 5 eksi 4'ün karesi. Karekök içerisinde. Karekök içerisinde. Artı y'ler farkı. Eksi 1 eksi 8'in karesi. Yani eksi 1 eksi 8'in karesi. Bu da kök içinde 81 artı 81'den. Bu da kök içinde 2 çarpı 81'den 9 kök 2 diye çıkar mı cevap? Çıkar. Güzel bir soru arkadaşlar. İki farklı şekilde yorumladık. Bunu dik üçgenle de çözdük. Normal analitik yani bir doğru ile bir çemberin kesim noktasından da çözdük. Gerçekten hoş iki bir çözüm oldu. İstediğin çözümü kullanabilirsin. Ama bu ikinci çözümde yani şuradaki çözümde bilmende fayda var. Evet, 8. soruyu böylelikle Ceyhan bulduk. Ve arkadaşlar 5. testi bitirdik. Bundan sonraki teste 6. teste başlayacağız. Üniversite liyim testlerine başlıyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.